empatinin eksik olduğu, insanların birbirlerini yeteri kadar saygıyla dinlemedikleri, empati sergilemedikleri iletişim ortamına ilişkin bir oyun. Birlikte seyredelim. Garson! Buyurun beyefendi. Hoş geldiniz hanımefendi. Bu çayın içi geçmiş. Yani şöyle anlatayım. Bu çayın tadı dibine kaçmış. Ben bu dibe henüz ulaşamadım. Evet. Yani biz anlaşamadık. Evet, ben de anlayamadım zaten. Şimdi siz ne istiyorsunuz efendim? Hanımefendi, diyorum ki bu çayı değiştirin. Tabii efendim. Tabii. Empati kurmak daha sağlıklı ilişki için yararlı bir şeydir. Şimdi ben bu garsonun yerine kendimi korsam ne olacak ki? Bir kere odun psikolojisini iyi bilmiyorum. Kesinlikle katılıyorum sana tatlım. İnsanlar artık birbirlerini dinlemiyorlar. Dinlemedikleri gibi anlamıyorlar da. Aynı şey bizim şirkette de var işte. Aynı şekilde yani herkes fotokopi makinesi ya da faksa benziyor. Buyurun be. Tatlım bak, garson geldi. İnşallah. Bir çay istersen bir şeyler yiye. Garson. Buyurun efendim. Nasıl yardımcı olabilir? Ben doyurucu bir şeyler istiyorum. Doyurucu. Fakat fazla yağlı olmaması şart. Seçimi size bırakıyorum. Doyurucu, fazla yağlı, kalmayacak. Siz beyefendi, buyurun. Ben aç değilim. Bir şey istemiyorum ben. Aç değil misin? Tatlım, acıktığını söylemiştin. Yok, bir şeyler mi istersin? Şey yap, tıkandım birden bastı. Bir şey soda! Soda? Soda, soda. Küçük bardak yaz. Kocaman kocaman getirmeyin. Bir tane küçük. Soda? Küçücük bardak. Peki efendim. Hemen getiriyorum. Boşu boşuna su isteme şimdi, yemekle birlikte ne su? Yok. At onu, katar onu, katar bana doğru. Beyefendi, bu adisyonunu. At. Boşu boşuna su isteme bana şimdi. Tatlım, çok anlayışlısın. Yuh, sen de çok anlayışlısın. Garson! Beyefendi, nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi, biz bu çayla aramızda bir ilişki kuramadık. Yani ben empati kuramadım. Nasıl yani? Bu çay... yani bana göre değil. Biz anlaşamadığımız için siz ne yapın biliyor musunuz? Bu çayı alın. Evet. Götürün. Yerine yenisini gönderin. Evet. Buyurun. Şöyle yapsak diyorum ben. Bu çayı bıraksak, şunları toplasak, sizi buradan göndersek beyefendi. Hadi kardeşim. Hadi. Aklınızı mı kaçırdınız? Gitsene yeter siz. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum. Köşe yazarım ben. Köşe yazarım. Git köşende yaz o zaman kardeşim. Burası benim köşem. Hadi bakayım. Allah Allah. Hadi canım. Ben bunu yazarım. Hadi iyi günler. Ben bunu yazarım. Yazarım. Efendim bakalım burada ne oldu? İnsanlar birbirlerini yeterince dinlemiyorlar, birbirlerini fark etmeye çalışmıyorlar, empati kurmadılar. Delikanlı sigara içiyor, genç kız rahatsız oluyor ama onu fark etmedi. Kendini onun yerine koymadı. Sol tarafta garsonla müşteri de birbirlerini anlamadılar, birbirlerini fark etmediler. Birbirimize empati kurmadığımız zaman, birbirimizi yeteri kadar fark etmediğimiz zaman tek başına da olsak rahatsız oluruz, iletişim ortamları içinde de olsak rahatsız oluruz.